Abdülkadir Selvi Hulusi Akar Bedeli neyse ödeyecekler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Kara Havacılık Komutanlığı'nda kurulan bir üst bölgesini gezdik. Ancak emekli amirallerin bildirisinin muhtıra tartışmalarına neden olduğu, sarıklı amiral hakkında soruşturmanın sürdüğü bir sırada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya gelince soruları birbiri ardına sıraladım. Hulusi Akar darbe imalı bildiri yayınlayanlar hakkında sert konuştu, bedeli neyse ödeyecekler dedi. Milli Savunma Bakanı Akar, 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili soruma kapsamlı bir yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kullanıyorlar. Bunu görüyorsunuz değil mi? Bu arkadaşların silahlı kuvvetlerde bir görevi sorumluluğu var mı? Yok. Dolayısıyla bunlar kendi içlerinde, kendi egoları doğrultusunda ben bilirim, ben ederim anlayışı içinde. Devletin dış işleri, iç işleri, milli savunma bakanlıkları var, MIT var, genel kurmay var, kuvvet komutanlıkları var. Burada onlarca insan çeşitli konularda görev ve sorumluluklarının bilinci içinde kendi konularına çalışıyor. Üniversiteler var. Sorumlu ve görevli olan herkes her şeyi çalışıyor. 104 kişiyi bir şekilde manipüle ediyorsun, bir araya getiriyorsun. Haddini aşan bir bildiri bu. Neye hizmet ediyor? Moral motivasyon bozuyor, düşmanı sevindiriyor, birliği, beraberliği bozuyor dedi. Düşmanı sevindirmek. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada da önemli vurgular vardı. Hulusi Akar, bu açıklama için çalıştık. Kelimeleri özenle seçtik dedi bildiriyi problemli bir durum olarak değerlendirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşıyor, Operasyonda da eğitim de dahil. Böyle bir durumda bu insanların moral ve motivasyonunu bozmak ne demektir? Onun adını siz koyun. Bu düşmanı sevindirmekten başka neye yarar? Bunun ne manası var diye tepki gösterdi. Türkiye'nin imajına zarar veriyor. Milli Savunma Bakanı Akar, bildirinin Türkiye'nin imajına zarar verdiğinin altına çizdi. Çık televizyonlar serbest, orada konuş, gazeteye yaz, konferans ver. Bir kere Türkiye'nin imajını bozuyorlar. Türk silahlı kuvvetleri hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz. Bizi karıştırmayın. Biz işimizde gücümüzdeyiz." dedi. İçeride bağlantıları var mı? ısrarla sorduğum sorulardan biri de bildiri yayınlayanların TSK'nın içinde bağlantıları olup olmadığıydı. Akar soruşturma sonucunda ortaya çıkarılacağını söylemekle yetindi. Bedeli neyse ödeyecekler. Bildiriyle bir dış bağlantı olup olmadığı sorusunu son dönemlerde TSK'ya yönelik sistematik saldırılarla birleştirerek sordum. Hulusi Akar ayrıntılı bir yanıt verdi. Bu olayların üst üste gelmesi bir plan mı, program mı, tesadüf müdür? Bunlardan ziyade somut, mekanik olaylara bakacağız. Yetkisi, sorumluluğu, görevi olmadan bu insanlar bir araya gelmişler. Mekanizmanın nasıl olduğunu savcılık ortaya çıkaracak. İlk metni kim hazırladı, nasıl dağıttı belirlenecek. Bu işe katılmayan 86 emekli amiral de var. Onlar girmiyor bu işe. Mekanizma nasıl oluştu onu anlamaya çalışıyoruz. Bunun arkasında ne var? Başka şeyler olabilir. Başkaları bundan örnek alabilir. Bunlar okumuş yazmış insanlar. Yaptıkları işin nereye varacağını bilmek zorundalar. Dolayısıyla bunun bedeli neyse ödeyecekler dedi. Erdoğan'dan kararlılık mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli amirallerin bildirisi üzerine kapsamlı bir açıklama yaptıktan sonra AK Parti'nin en yetkili karar organı olan MYK bildiri görüşmek üzere toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada basın toplantısında açıkladığı metin doğrultusunda bir değerlendirme konuşması yapıyor. Ama oradan ayrı olarak kararlılık vurgusunda bulunuyor. Darbe imasında bulunan zihniyetle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduğunu ifade ediyor. Darbeci zihniyete karşı hükümet, siyaset ve toplum olarak bir bütün halinde mücadele etmeliyiz, uyuyan hücrelere karşı uyanık olmak durumundayız, diyor. Sarıklı Amiral ihraç Yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sarıklı Amiral içine tepki göstermişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Sarıklı Amiral hakkındaki soruşturmayı sorduk. Sözleşmeli statüsünde olduğunu ifade etti. İdari soruşturmanın sürdüğünün altına çizdi. Savunması istenmiş, bu savunma general ve amirallerle ilgili soruşturmayı yürüten bilim tarafından değerlendirilecek. Yani hukuki prosedür sürüyor ama benim edindiğim izlenim sarıklı amiral TSK'yı rahatsız etmiş, TSK'dan ihraç edileceği intiba edindim, iş sadece hukuki prosedürün tamamlanmasına kalmış. Harp okullarına giriş yönetmeliği Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harp okullarına giriş yönetmeliğinde yapılan değişiklik hakkında kapsamlı açıklamalar yaptı. Eski yönetmelikte söz edilen irtica, siyasi, yıkıcı, bölücü kavramları mulak. Tutum ve davranışlarıyla yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması deniliyor. Neyin siyasi, yıkıcı, bölücü olduğuna kim karar verecek? Giriş şartı bu. Bu kime hitap ediyor biliyor musunuz? Öğrenci alımındaki komisyonda görevli albaya bu yönergeye göre öğrenci al diyoruz. Peki biz ne yaptık? tamamen pratik o albayın işini kolaylaştıracak olanı yaptık. Diyoruz, nokta nokta terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisaklı veya bunlarla irtibatlı olmak. Bitmedi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. Yani MIT'te Emniyet Genel Müdürlüğü istihbaratında aleyhinde bir şey olmayacak. Bundan daha somut, modern bir şey olabilir mi? dedi. Atatürk yönetmelikten çıkarılmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir süredir sistematik bir saldırı altında olduğu gözden kaçmıyor. Onlardan biri de sözleşmeli subay-assubay yönergesinden Atatürk'ün çıkarıldığı iddiası. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu iddiaya sert tepki gösterdi. Yeni bir önerge yok. 2010'da yayımlanan yönergeler yürürlükte. Bu yönergelerde Atatürk'ün çıkarılması gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü yeni bir yönerge yok. Birileri bir şey mi karıştırıyor? Araştırılıyor. Bir kaşık suda fırtına çıkardılar. Bizim Atatürk hassasiyetimizi herkesin bilmesi lazım dedi. Abdülkadir Selvi Hürriyet Abdülkadir Selvi, junta bağlantıları araştırılmalı. Kenan Evren'in anılarını yeniden okuyorum. Sadece Evreni değil, darbecilerin anılarını okudukça görüyorum ki darbeler bir günde olmuyor. Darbe zemini bir günde hazırlanmıyor. Darbeler bir süreç. Bildirilerle, manşetlerle, açıklamalarla asker kışkırtılıyor. TSK içinde cuntalar oluşturuluyor. Darbe bir saplantı haline getiriliyor. Bakınız 12 Mart'a. 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi sizi şaşırtmasın. 28 Şubat'ın fitilini de önce denizciler ateşlemişti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, Erbakan'ın yaş üyelerine verdiği yemekte içki içerek 28 Şubat'ın ilk işaretini vermişti. 28 Şubat'ın Genelkurmay Başkanı İsmail Karadayı, Sincan'da tankların yürütüldüğünü televizyonlardan öğrenmişti. Cuntacılık budur işte. 27 Mayısçılar ellerini TSK'nın içinden hiç çekmediler. Talat Aydemir ikinci darbe girişimi sırasında emekliydi. 9 Martçılarsa MBK üyesi emekli askerlerdi. Ama darbecilik ruhlarına sindiği için askerin içindekilerle işbirliği yapıp darbe girişiminde bulunmuşlardı. Emekli amirallerin bir hedefinin de bu olduğu anlaşılıyor. Geçmişte irticayı kılıf yapıyorlardı, laiklik tehlikede diyorlardı. Emekli amirallerse Montreux'u kılıf yapmışlar. Emekli amiraller Kanal İstanbul gündeme geldiği günden bu yana ekranlarda Montreux'u savunuyorlar. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un olmayan bir sözü üzerinden tekrar Montreux gündeme geldiğinden beri de emekli oramiraller ekranlarda Montreux'u savunuyorlar. Kimse onlara engel oldu mu? Ne söyleyemiyorlardı da darbe tehdidinde bulunma gereği duydular. Peki darbe tehditli bildiriye ne gerek var? Nedir bu demokrasiye parmak sallamak? Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir. Tehdidi ne anlama geliyor? Bu dil darbe dilidir. Bu dil muhtıra dilidir. Bu dilin sahipleri darbe kışkırtıcılığından Hesap vermelidir. Çünkü biz bu demokrasiyi bildirilerle kazanmadık. Biz bu demokrasiyi dar ağaçlarına, tanklara bedel koruduk. 15 Temmuz'da şehitler verme pahasına, tanklara, savaş uçaklarına, bombalara, kurşunlara karşı durduk. Emekli amirallere yem etmeyiz. Eğer buna müsamaha gösterilirse arkasından daha ağırı gelir. 28 Şubat'ta Başbakan Erbakan'a küfreden Osman Özbek isimli general korundu da ne oldu? Arkasından daha ağır baskılar geldi. Seçilmiş başbakan istifa etmek zorunda kaldı. Osman Özbek'ten hesap sorulsa 28 Şubatçılar cesaretlendirilmezdi. O nedenle darbe tehdidinde bulunanlara hesap sorulmalı yoksa bu iş yol olur. 27 Mayıs'tan önce 9 subay olayı yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, mesele ciddidir, bu iş 9 subayın işi değil, bütün memlekette ordu içinde cuntalar kök salmıştır. Bunların üzerine ciddiyetle gidin, teşkilatı meydana çıkarın demişti. Ama olmadı. 9 subaydan hesap sorulmadı. 9 subayın tamamı da 27 Mayıs'ın lider kadrosunda yer aldı. 9 subaycılar yakalanınca TSK'daki cuntalar çil yavrusu gibi dağılmıştı. Ancak onlar ceza almayıp bırakılınca TSK'daki cuntalar yeniden faaliyetlerine başladılar ta ki 27 Mayıs darbesine kadar. Şimdi 104 emekli amiralle ilgili soruşturmanın da ciddiyetle yürütülmesi gerekiyor. Bu bildiri bir sinyal olabilir. Asıl önemli olan nokta bunların TSK içinde de bir bağlantılarının, cuntaların olup olmadığının ortaya çıkarılmasıdır. Çünkü bunların arasında 28 Şubat ve Cumhuriyet mitingleri bağlantılı isimler var. Celal Bayar'ın 9 subay olayı iyi değerlendirilmiş olsaydı, 27 Mayıs olmazdı sözü iktidarın kulağına küpe olmalı darbe kokulu açıklama bir demokrasi sınavına dönüştü. Maalesef ki CHP lideri Kılıçdaroğlu demokrasi sınavında çaktı. 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyen CHP lideri, emekli amirallerin darbe tehdidi karşısında ise bu sahte gündem tutmaz dedi. Neyi sahteymiş Sayın Kılıçdaroğlu? Darbe tehdidinin sahtesi olur mu? Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektirin. Neresi sahte? Açın okuyun darbe bildirilerini, muhtıra metinlerini okuyun. Bu cümlenin tıpkısının aynısı orada değil mi? Kılıçdaroğlu darbeye karşı mısınız değil mi? Bu bildiriyor. onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz? Hani darbe olduğunda tankın üzerine çıkacaktınız? Bırakın tankın üzerine çıkmayı, kapıya çıkmayı bile beceremediniz. Yaptığınız açıklama darbe tehdidine destek vermekten başka bir anlama gelmiyor. Nokta. CHP üniformasını giydi. Kılıçdaroğlu böyle der de CHP yöneticileri ondan eksik kalır mı? Grup Başkan Vekili Engin Özkoç vatansever eleştirileri tebrik ediyorum diyerek darbe tehditli bildiriye tam destek verdi. CHP sözcüsü Faik Öztürak ise darbe tehdidinde bulunanları değil demokrasiye sahip çıkanları suçladı. 103 tane amiralin açıklamasından darbe çıkartmak olsa olsa sivil darbecilere mahsus bir özelliktir diye konuştu. Şaşırmadım çünkü Öztrak ailesi her darbede görev üstlenmiştir. Faik Bey belki heyecanlanmış olabilir ama Türkiye eski Türkiye değil. Üzüldüm çünkü CHP yeniden askeri üniformasını giydi. 27 Mayıs darbesinin ünlü formülü olan CHP artı ordu eşittir darbe denklemi yeniden kuruldu. Abdülkadir Selvi, Hürriyet